İyi akşamlar, Ekotürk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Evet, haftaya nasıl başladıysak öyle gidecek gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'da yönün bugün de yukarı doğru olabileceğini tahmin ediyoruz. Dün yukarı yön yapmıştı. Kurda da yine yön yukarı doğru hareket ediyor. 9.37'leri gördük. Şu anda biraz aşağı doğru gelmeye başladı. Ama asıl önemlisi Perşembe günü Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı var. Bu toplantıda Merkez Bankası'nın uluslararası tahmincilere göre birkaç baz puan daha faiz indirmesi söz konusu, 50 ya da 100 baz puan kadar bir faiz indirimi söz konusu olabilecek. Bu durumda kurun tekrar yukarı gitme ihtimali de kendiliğinden beliriyor. Ama Merkez Bankası'nın pas geçme ihtimali de olasılıklar arasında, bunu da belirtmiş olalım. Bugün TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısı vardı. Orada hem Tuncay Özilan'dan hem Simone Kastowski'den demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve liberal ekonomiye bağlılık gibi mesajlar geldi. Bütün bunları konuşacağız. Bugün ana haber süresince birinci bölümde Üzeyir Doğan bizimle birlikte olacak. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan bizimle birlikte olacak. İkinci bölümde 29 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ayakkabı ve moda fuarını konuşacağız. Ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İç'ten bizimle birlikte olacak. Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği uzun adıyla ya da kısa adıyla TÜSİAD'ın bugün Yüksek İstişare Kurulu toplantısı vardı. TÜSİAD 50. yıl dönümü vesilesiyle yeniden inşa başlıklı bir metni tartışmaya açtı. Bu tartışma çerçevesinde Türkiye ekonomisinin ve Türkiye demokrasisinin yeniden inşası konusunda neler yapılması gerektiği dile getirildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilan daha çok liberal ekonominin kurallarının işletilmesi gerektiğine vurgu yaparken Simone Kastowski ise istihdama ve işsizliğe yönelik mesajlar verdi. Kastowski yüksek tanımlı, geniş tanımlı işsizliğin %22'lerde olduğunu belirtti. Bu arada hukukun üstünlüğü çerçevesinde herkesin adil yargılanma hakkı olduğuna değindi. Genellikle verilen mesajlar hukukun üstünlüğü, laik demokrasi ve demokrasi kurallarının geliştirilmesi olarak tartışılabilir. İkinci haberimiz Mehmet Muş'tan. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ticaretinde, dünya ihracatında %1'lik paya ulaştığını söyledi. 1980'li yıllarda bu payın 0.14'lerde, 2000'li yıllarda da 0.43'te olduğunu, bugün geldiğimiz nokta itibariyle %1'lik paya ulaştığımızı belirtti ve bu yolda ilerlememiz halinde Türkiye'nin dünya ihracatındaki payını artırabileceğini ifade etti. Türkiye'nin makine ihracatı 17 milyar dolar sınırında şu anda ve yıl sonu itibariyle 23 milyar doları geçmesi bekleniyor. Makine İhracatçılar Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu yaptığı açıklamada Türkiye geçen yıl 1,5 milyar dolar aylık makine ihracatını 2 milyar dolar sınırına çıkardığını ve yılı 23 milyar dolar yaklaşık her ay için 2 milyar dolar sınırına kadar getirebileceklerini söyledi. Bu önemli bir gelişme her bakımdan. Tarımsal girdi fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Aylık bazda 0.93, yıllık bazda %28.74'lük bir artış var. Perakendeciler kendilerini savundular biliyorsunuz. Gıda fiyatlarının artması, gıda fiyatlarıyla birlikte perakende sektörünün enflasyona negatif katkı yapması dolayısıyla epey bir eleştiri konusu olmuştu. Zincir Marketler adına konuşan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, biz karlılığımızdan ve karlarımızdan feragat ederek fiyatları belli bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bize yönelik ithamlar son derece haksızdır dedi. Türkiye vergi gelirlerinde bu yıl %20 civarında bir artış bekliyor. 19.4 tam rakam bu. Geride bıraktığımız dönemde hem akaryakıt fiyatları yani benzin ve motorindeki pompa fiyatlarına yansımayı önlemek için devlet ya da kamu yönetimi, ekonomi yönetimi
ÖTV gelirlerinden ve bazı vergi gelirlerinden feragat etti. Ama bu yıldan itibaren muhtemelen vergi gelirleri bir miktar artacak. Ağırlık olarak da ÖTV gelirlerinden 220 milyar lira gelir bekleniyor. İstanbul Ticaret Odası'ndan konut alımında ve konut fiyatları konusunda önemli bir uyarı ve öneri geldi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdağiç, ilk kez konut alacak olanlardan tapu harcı alınmamasını ve konutlarda KDV'nin %1 ile sınırlanması gerektiğini söyledi. Bu öneriler geçtiğimiz günlerde parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından dile getirilmişti. İstanbul'da taksi plakasında yeni dönem başlıyor. Valilik, emniyet ve belediye yetkililerinin ortaklaşa çalışmasıyla bundan böyle yalnızca ihtiyaç sahiplerinin taksi plakası sahibi olması hedeflenecek. Bununla ilgili hem emniyetin hem belediye birimlerinin araştırma yapması isteniyor. Bu araştırmaya dayalı olarak birden fazla taksi plakasını üzerinde barındıran ve bir anlamda taksi plakası ticareti yapan kişilerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gerçek anlamda taksicilere ancak plaka verilmesi yoluyla bu işin çözülebileceği tahmin ediliyor ama bu araştırmanın tabii yapılması bir hayli güç çünkü herkes bir şekilde başkalarının üzerinden taksi plakası gösterebilirler. Fakat en sonunda önlenebilecek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü belli bir noktadan sonra iyi bir araştırmayla bunun önüne geçilebilir. Petrol fiyatları 84 doların üzerinde. Brent petrol 86 dolara kadar çıktı. 84 dolar civarında şu anda. NYMEX petrolde de 84 dolarları gördük. Şimdi 82 dolar seviyesinde. Ama petrol fiyatlarının 100 doların üzerine görebileceğine dair Putin'den gelen açıklamalar var. Bunu her seferinde belirtmekle yetiniyoruz. Rusya'dan Kuzey Akım 2 şartı geldi. Rusya, Avrupa'ya gaz tedariği için mutlak surette Avrupa'nın Kuzey Akım 2 projesine onay vermesi gerektiğini söyledi. Bir anlamda koz kullanıyor. Eğer bu kozunu iyi kullanabilirse Kuzey Akım 2 projesi de hayata geçirilebilecek ve dolayısıyla Rusya gazını Ukrayna'yı bypass ederek Kuzey Akım 1 ve 2 hatlarıyla Avrupa'ya ulaştıracak. Bu da Rusya'nın enerji kaynaklarına Avrupa'nın ulaşmasını sağlamasının yanı sıra Rusya'nın bütçe dengelerini iyileştirmesi bakımından önemli bir adım olarak gözüküyor. Burada oynanan büyük bir satranç var. Bu satrancı elbette Rusya'nın kazanacağı açık. Dolar TL 9.37, Euro da 10.93'e kadar geldi. Şu saat itibariyle bakacağız, birazdan konuşacağız zaten Üzeyir Doğan'la. Bitcoin'de bir rekor var. 63 bin dolara kadar çıktı. Şu anda Bitcoin rekoru geçen yılın Nisan ayında, yani bu yılın Nisan ayında 64 bin dolar civarındaydı. 64 bin doları her an görmesi mümkün. Neden oluyor? Bunlar şundan dolayı. Bir defa Bitcoin ETF piyasalarında işlem görmeye başladı. Ayrıca başta Elon Musk olmak üzere Amerikalı zenginler, kripto paralar ve Bitcoin üzerinden spekülasyon yapmaya devam ediyorlar. Bunlar da zaman zaman fiyatların çok yukarı gitmesine, kimi zaman da çok hızlı düşmesine sebep olabiliyor. Amerika ile Türkiye arasında bir F-16 meselesi var. F-16 ve F-35. Türkiye F-35 uçak projesinden çıkarıldı biliyorsunuz. Amerika'nın KATSA yaptırımları çerçevesinde. Buna karşılık Türkiye F-35'leri alamayınca F-16'larla takviye edilmesi yönünde bazı girişimlerde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri F-16'ları verip vermeme konusunda Kongre'nin onayını bekliyor. Ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bu konuda tarafların görüşlerini almadan herhangi bir açıklama yapılamayacağını söyledi ama F-35'lere karşılık F-16'ların gündemde olduğunun altını çizdi. Dünyanın en zenginleri sıralaması tekrar değişti. Bu tamamen hisse senetlerindeki artış azalışlardan kaynaklanıyor. Birinci sıraya yine Elon Musk geldi. Hisselerindeki artışlar dolayısıyla. Arkasından Jeff Bezos geliyor. Üçüncü sırada da Bernard Arnault var. Louis Vuitton'un sahibi. İngiltere, Türkiye için karantinayı kaldırdı. Kırmızı listeden çıkınca bundan böyle Türk vatandaşları İngiltere'ye giderken 10 günlük karantina süresine tabi olmayacaklar. Bekleme süresine tabi olmayacaklar. PCR süreleri konusundaki kriterler devam ediyor. Ama iki Sinovac, iki BioNTech aşısı Türklerin İngiltere'ye girişi için yeterli olacak, artacak bile. Boris Johnson'dan bir açıklama var. Çin'den gelen yatırımlara kapıları aralamamız lazım diyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'in dünyayı kapsaması ya da dünyayı kuşatması, dünyayı hegemonyası altına alması konusunda endişeler yaşamakla beraber Çin sermayesi ve Çin yabancı yatırımları o kadar hızla geliyor ki buna karşı hiç kimse karşı çıkamıyor. Bunların başında İngiltere var.
Evet, dediğimiz gibi haftaya nasıl başladıysak öyle gidiyor. Borsa İstanbul'daki yükseliş devam ediyor. Dün yükseldi, bugün de yükseldi Borsa İstanbul. Bugün 0.86 ciddi bir yükseliş gösterdi. 1429 puandan tamamladığı günü. Kurda da yükseliş var, o da dünden bugüne devam ediyor. Kuru birazdan konuşacağız ama Borsa İstanbul'daki yükseliş önemli. Eğer devam ederse buradan 1500'ün üzerini gördüğü andan itibaren değerlenmeye devam edebilir ama Borsa İstanbul dolar bazında hala 1,5 dolar, affedersiniz, evet 1,5 dolar seviyesinde. Bunun çok yüksek 5 dolarlar seviyesini gördüğümüz zamanlar var. 0.45 dolar seviyesinde yani 45 senti gördüğümüz günler de var. 45 senti gördüğümüz günlerden çok çok iyiyiz. 5 doları gördüğümüz günlerden çok çok kötüyüz. Ortada bir yerlerde eğer şekillenebilirse borsamız kendini yukarı doğru taşıyabilir ama yabancı takası son derece düşük. Yabancıların olmadığı bir piyasada işlem hacmi de istenildiği kadar yüksek olamayabiliyor. Bugün ana haberin birinci bölümünde Üzeyir Doğan'la birlikte olacağız. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birim Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan. Üzeyir hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Peki borsayla başlayalım. İyi haberimiz oradan çünkü iki gündür yükselişini sürdürüyor. Yani yavaş yavaş da olsa böyle hani dirhem dirhem de olsa yükseliş devam ediyor. Bu bence Borsa İstanbul'un bu şekilde hani düşmeden kendini yukarıya doğru taşıma becerisi göstermesi iyiye delalet diye düşünüyoruz. Bu arada peş peşe halka arzlar var. Bu halka arzlarla ilgili de eğer önümüzdeki günlerde fırsat olabilirse onları da biraz konuşmak isteriz. Hatta bugün bazı bilgileriniz varsa onları da paylaşırsanız sevinirim. Yani genel olarak şirket bazında da olabilir, halka arzların genel karakteriyle de ilgili olabilir. Önce endeks, sonra halka arzlar. Evet, baktığımızda endeks aslında sizin de bahsettiğiniz gibi bu hafta güçlü. Geçtiğimiz hafta da aslında fena olmayan bir performansı vardı ama Merkez Bankası'ndaki değişimlerin ardından özellikle haftanın ikinci yarısında biraz daha satıcılı taraftaydık. Ama tüm olumsuzluklara rağmen ve kurudaki ciddi yükselişe rağmen ki enerji fiyatları da burada olumsuz etkiledi. Amerika'daki tahvil faizlerinde de yukarı yönlü hareketler görmüştük. Özellikle Cuma günü. Tüm olumsuzluklara rağmen BIST 100 endeksi 1400'ün altına sarkmak istemedi. Yani buralardan hep bir talep geldi. Bu pozitif olan taraftı. Ama diğer taraftan da geçtiğimiz haftada test ettiğimiz bir 1432 seviyesi vardı. 50 günlük ortalamanın düzeltmede 50 günlük %50 seviyesinin bulunduğu 1428 vardı. Buralarda geçilememişti. Bugün tekrar buralar test edildi ve 1429'dan yani bu bahsettiğimiz aralığın üstünden kapanmış oldu. Bu pozitif taraf ama dediğim gibi sağlıklı bir yükseliş trendinden bahsedebilmemiz açısından en azından bugünkü kapanışının üzerine de yarın ya da sonraki gün bir şeyler daha koyabilmesi şart. Yani eğer buralarda kalırsa endeks özellikle Perşembe günü Merkez Bankası toplantısı ve burada oluşabilecek stresi de göz önünde bulundurduğumuzda tekrar düzeltme yaşama ihtimalimiz söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada endeksi destekleyen temel unsurlardan bir tanesi şu. Bildiğiniz üzere 3. çeyrek finansallar açıklanmaya başladı ve önümüzdeki günlerde bu finansallara yönelik beklentilerin fiyatlandığını görüyoruz. Yani demir çelik sektörü tarafında olsun, petrokimya tarafı olsun, otomotiv sektörü olsun ağırlıklı olarak buralardaki finansal sonuçlara yönelik pozitif beklentiler fiyatların içine girmeye başladı. Bu da endeksi bir süre daha belki bu sonuçlar açıklanana kadar diri tutabilecek önemli bir etken. Ama tüm bunların yanında bizim iki tane ana gündemimiz var. Bu iki ana gündem endekste yön değiştirici ve trend belirleyici olabilir. Bir tanesi Perşembe günkü Merkez Bankası toplantısı. Burada alınacak faiz kararı ve açıklanacak metin. Yani metinde faiz indirimlerinin devamı olacak mı, olmayacak mı? Buna yürülecek mesajlar ve bu mesajların kur üzerindeki etkisi. İkincisi ise Türkiye-Amerika ilişkileri. Yani son günlerde biraz haber akışları gelmeye başladı. Örneğin F-35'lerle ilgili gittiği işte F-16'lar yerine olur mu olmaz mı? İşte bugün Osman Kavala ile ilgili açıklamalar vardı. Bu 30-31 Ekim'deki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden arasındaki görüşme öncesinde tarafların birbirlerinin nabzını yoklama girişimleri. Yani bunu muhtemelen o toplantıya kadar artarak devam ettiğini göreceğiz ve o bir yüz yüze gerçekleşecek görüşmeden sonra da Türkiye-Amerika ilişkilerinin seyri çok daha netleşiyor olacak. Yani orası da çok büyük bir risk barındırıyor şu ana kadar yapılan açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda. Bu nedenle
bu iki konuyu biraz yakından takip etmek lazım. Bu iki konu gerçekten piyasada renk değiştirebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, en azından yakın vade için eğer bizim Merkez Bankası toplantısı sonrasında BIST 100 endeksi 1430'un üzerindeyse hala bu piyasaya yeni alım iştahı var demektir. Bu da endeksi yeni seviyelere taşıyabilir. Bu durumda pozitif tarafa geçmekte fayda olur diye düşünüyorum. Aksi 1406 rakamlarsa şu son 1-2 haftalık dönemde burada endeksi tutmaya yönelik yapılan alımların da stoplaması anlamına gelir ve çok daha sert satışlar getirebilir. Yani bu 30 puanlık kanalın ne yönde kırılacağına bağlı Borsa İstanbul'un önümüzdeki en azından birkaç haftalık hareket potansiyeli. O nedenle bu iki seviyeyi bu süreçte yakından takip etmek gerekiyor. Halka arzlara gelince aslında baktığımızda faizlerin bu denli yüksek olduğu bir yerde şirketlerin fon ihtiyaçlarını halka arzlar aracılığıyla karşılamaları oldukça makul bir yaklaşım. Yani böyle bir dönemde ben de şirketim sahibi olsam, finansman ihtiyacım, yeni yatırım için paraya ihtiyacım olsa bu faiz oranlarında krediyle yatırım yapmak ya da yapmamak arasında ikilemde kalırım. Hatta muhtemelen yapmamayı tercih ederim. Çünkü nereden baksanız bir yatırım harcamasında %20'ler, %25'ler kredi faizleri normal şartlarda daha da üzeri olabilir. Şirketlerin kredibilitesine göre bunlarla karşılaşıyor olacaksınız. Nasıl bir iş yapacaksınız ki bu %25 faizi karşıladıktan sonra size ekstra kar payı kalsın? O nedenle bu dönemde borçlanarak yatırım yapmak çok sağlıklı bir yaklaşım değil bana kalırsa. Ama yatırımların da devam etmesi gerekiyor. Rekabetin gerisinde kalmamak gerekiyor. Pazardan kopmamak gerekiyor. Böyle bir süreçte de halka arz imkanı olan şirketlerin sıraya girmiş olması da bence şirketler açısından gayet makul olan. Burada yatırım cephesine baktığımızda ise gönül arzu eder ki bu halka arzlar gerçekleşirken eskiden olduğu gibi yabancı yatırımcılar da sistemin içinde olsun. Tabii. Halka arzlarda yabancılara işte %50'ler, %60'lar, %70'ler hatta yeri geldiği zaman %80'ler verelim. Yabancı yatırımcı da buraya bu şekilde doğrudan bir sermaye hareketi gerçekleştirmiş olsun bu halka arzlar aracılığıyla. Ve ülkeye bir para girişi olsun ve sermaye piyasamızda da pasta genişlesin, büyüsün. Ama maalesef bu olmuyor son zamanlarda. Yabancı yatırımcının ilgisizliği nedeniyle halka arzları büyük oranda yerliler yükleniyor. Yerliler de borsa içerisindeki payından oraya para aktarıyor. Yani örneğin işte Akbank'ta, Tüpraş'ta, Ereğli'de, Garanti artık hangi hissede varsa hissesinden bir miktarını satıyor. Yeni halka arza geliyor. Yani böyle olunca pasta büyümüyor. Pastanın içindeki dilim sayısı artıyor. Yani hisse sayısı artıyor sadece. Bu da çok arzu edilen bir durum değil aslında. Yani önemli olan dediğim gibi buradan bu halka arzların yeni sermayeyi buraya çekebilmesi, yeni yatırımcıyı buraya çekebilmesi. Bir dönem bunda başarılı olduk. Bu senenin başlarında, geçtiğimiz yılın sonlarında. Ama artık sanki biraz içerideki yatırımcı arasında dönen bir halka arz trafiği, dinamiği daha ağır basıyor gibi görünüyor son zamanlarda. Evet, çok güzel özetledin. Hakikaten halka arzlar neredeyse koşulsuz ve faizsiz kredi gibi. Yani şirketlerin bu dönemde halka arz yapmalarında büyük yarar var. Eğer bu dönemde yapmayacaklarsa başka zaman zaten yapamazlar. Yani faizler düştüğü zaman elbette kredi daha cazip hale gelebiliyor. Ama şu anda halka arzdan daha cazip bir etken yok, başka bir faktör yok. Kesinlikle. Tabii vatandaşın böyle bir imkanı yok. Yani vatandaş herhangi bir şekilde bir şeyini halka arz edemiyor. O yüzden onların yapacakları şey sınırlı. Fakat bu birbirini destekleyen, birbiriyle ilintili bir zincir. Eğer şirketler iyi halka arz yaparlar ve hisse değerlerini yukarıda tutabilirlerse şirketler genişler, büyür, daha fazla kapasite yaratırlar, daha fazla istihdam yaratırlar, daha fazla istihdam vatandaşın aynı zamanda işe kavuşmasını sağlar. Bu birbirini besleyen iki zincire dönüşebilir. Halka arz bu bakımdan önemli. Ama dediğin gibi yabancıların işin içinde olmaması, pastanın içinde neredeyse yani hiç hamurunda şeyleri yok, payları yok. O sebeple o biraz bizi zayıflatıyor. Yabancıların gelmesi halinde sorum şu, daha önce biliyorsun borsamız 0.45 dolar seviyesine kadar indi dolar bazında, 45 sent. Şu anda 1.5 dolar seviyesindeyiz, 1.5 doların biraz altındayız, 1.5 dolar kabul etmek lazım. Ama 5 dolarları gördük biz buralardan, 5.5 dolarları hatta.
O yüzden tekrar 2-2,5-3 dolarları gördüğümüz takdirde görebilir miyiz diye soruyorum. Yani bu halka arz seferberliğiyle oralara doğru gelme ihtimalimiz var mı? Yabancının olmadığı bir durumu göz önünde tutarak soruyorum. Şimdi yabancının olmaması iki yönden bu hedefleri zorlaştırıyor. Bir tanesi şu, yabancı yatırımcının girmiyor olması, Türkiye'ye yabancı fon akışının olmuyor olması her geçen gün kurların biraz daha yukarı gitmesi anlamına geliyor. Kurların yukarı gitmesi de endeks yerinde saysa bile dolar bazında aşağı gelmesi anlamına geliyor. Çünkü dolar bazında endeks dediğimiz aslında BIST 100'ün değerinin dolar TL kuruna bölünmesi. Yani tabii. Eskiden bu işte 6-0 atılmadan önce bu sentle ifade edildiği için o alışkanlıklar devam ediyor ama aslında bu bir bölme işlemi ve ortaya çıkan değer örneğin şu an 1,5 dolar dediğimiz yer aslında bizim için 150 seviyesi. Aslında belki buna alışmak lazım. Evet. Bu seviyelerin üstüne çıkabilir mi? Dediğim gibi bir yabancının girmemesi kur üzerinde olumsuz etki oluşturacağı için yukarı yönlü kur hareketleri paydada da kur olduğu için endeks yerinde saysa bile dolar bazında düşmeye devam edecektir. İkincisi borsa bir miktar yukarı çıksa bile kur da artıyorsa eşanlı olarak bu sefer yerinde saymasına sebebiyet verecek. Burada borsayı yukarı götürebilecek o işte 200 seviyelerini belki gündeme getirebilecek etken hem kurun belki stabil kalması ya da biraz düşmesi hem de borsanın eşanlı olarak yükselebilmesi. Bunun için de şart yabancının ülkeye giriş yapması. Yani yabancı girişi olmadan bizim borsanın hak ettiği değerlere ulaşabilmek çok mümkün değil. Yani o nedenle bizim bir şekilde bu sermaye piyasasının gelişimini istiyorsak, o pastanın büyümesini istiyorsak yabancı yatırımcıyı ikna edebilmemiz lazım. Oyunu onların da anlayabileceği ya da onların da arzu ettiği, dünyada oynadıkları kurallara göre yeniden dizayn etmemiz lazım. Şu an yabancı yatırımcının ülkeden çıkışındaki en önemli kural, yani buradaki oyun kurallarının bir sık değişiyor olması, iki onların pek anlamak istemediği ya da anlayamadığı daha doğrusu anlamak istemediği demeyeyim ama anlayamadığı kurallar olması. Yani bu nedenle ülkeye gelişlerinde bir sıkıntı var. Bunu değiştirebilmenin yolu da dediğim gibi bir oyun kurallarını uluslararası ölçüde herkesin kabul edebileceği dinamiklere getirmek, iki bu kurallarda sık sık değişiklik yapmamak. Yani bunu yapabilirsek hem yabancı girişini sağlamış olabiliriz hem pasta büyür. O dediğiniz seviyelere de ulaşmak söz konusu olabilir. Ama şu aşamada yani dolar bazında %33 değerlenme, kurun yukarı yönlü trendini göz önünde bulundurduğumuzda hani borsa bazında çok çok daha fazla bir yani belki %50'leri aşacak bir getiri oluşmasına bağlı. O da şu dinamikte ne kadar mümkün tartışılır açıkçası. Evet, yani kurun bir miktar aşağı doğru gelmesi, borsanın da kendi dinamizmiyle yukarı doğru gitmesi halinde dolar bazında değerlenme ortaya çıkabilir. Şimdi biraz ihracat konuşalım. İhracat cephesinden iyi haberler geliyor ama ihracat cephesinden gelen iyi haberlerin aslında kurdaki yükselişle bir bağıntısı var. Bunu ihmal etmemek lazım. Ama yine de her şeye rağmen kurdaki yükselişi dışarıda tutsak bile ihracat bir dinamizmle yukarı doğru gidiyor. Buna ilişkin iki haber var. Bir tanesi Makine İhracatçıları Birliği'nden geldi. Makine ihracatçıları bu yılı ortalama her ay 2 milyar dolar ihracat yaparak kapatacaklar. Öyle gözüküyor. Yıl sonu hedefleri 23 milyar dolar. Şu anda o hedefe çok yakınlar. O yüzden ay başına her ay için 2 milyar dolarlık bir makine ihracatından bahsediyoruz ki makine ihracatı çok değerli bir ihracat. Yani katma değeri yüksek olan bir sektörden bahsediyoruz. Bunu bir yorumlamanızı istiyorum. Bir de Ticaret Bakanı Mehmet Muş, rakamlarla ilgili olarak yani Türkiye'nin dünya ihracatındaki, global ihracattaki payını belirlerken bir rakam verdi. O rakamı da yine bu çerçevede değerlendirmeni isteyeceğim. 1980'li yıllarda Türkiye dünya ihracatında 0.14 pay alıyordu. 2000'li yıllarda bu 0.43'e kadar geldi. Yani yarım dolar seviyesine kadar geldi. Şimdi geldiğimiz noktada bu bir hayli yüksek. Yani yukarıya doğru çıkan ciddi bir rakam var ve %1'in üzerine gelmiş durumda. Dünya ihracatının %1'ini biz oluşturuyoruz. Bunda acaba kurdaki yükseliş ne kadar etkili? Acaba kurdaki yükselişten bağımsız olarak düşündüğümüzde biz yine %1'lik ihracat pastasını elde edebiliyor olabilir miyiz? Yani şöyle, ihracattaki artışta kur etkisi asla yadırganamaz. Yani ciddi bir aslında değer kaybı söz konusu oldu TL tarafında.
ve bu Türk varlıklarının ya da Türk ürünlerinin ucuzlaması anlamına geldi. Yani birçok anlamda yani eskiden yabancının 1 dolar aldığı şey şu anda belki yarım dolar bile etmiyor Türkiye statüsünde baktığımızda. Bu da yabancının tercih sebeplerinden biri oldu. Tabii. Aslına baktığımızda sanki böyle Çin'in 2000'li yıllarının başındaki sürece doğru gidiyor gibiyiz. Yani ucuz işçilik, ucuz mal ve ihracatın kuvvetlenmesi. Bu evet bir tarafta devleti ya da genel çerçevede ihracatı zenginleştiren bir unsur ama vatandaş bu ihracatın bu şekilde artmış olmasından ne kadar mutlu onu da ayrıca tartışmak gerekebilir kanaatindeyim. Çünkü dediğim gibi ucuz iş gücü haline, ucuz mal satan ülke konumuna gelmiş olmak var burada. Artı son dönemde dünyada özellikle Çin'e karşı ciddi ambargolar ve yaptırımlar var. Dünyada çok ciddi bir değişim var. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Geçmiş evet. yıllarda Amerika'nın önceliği hep Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Rusya coğrafyasıydı. Ve bu bölgelerle çok meşgalesini buralara harcıyordu. Buralar demek harcıyordu. Ve şu anda ana eksenini Çin'le mücadeleye çevirmiş durumda. Yani bu Çin'le mücadele aslında sadece Trump'ın getirdiği bir yenilik değildi. Amerika'nın belki geçmişten gelen dinamiklerinin öncüsüydü. Trump bunu sesli dile getirdi ama Biden döneminde de bu aynen devam ediyor ve bu belki 10 yıllar boyunca da devam edip Çin'i belli abluka içine alma süreci olacak. Ve dünyada birçok firma ve ülke Çin'den olası tedarik aksamalarını ortadan kaldırabilmek için kendilerine yakın farklı pazarlar ya da üretebilecekleri, ürün ürettirebilecekleri iş gücü pazarları ya da üretim yerleri arıyor olacaklar. Türkiye son dönemdeki kur artışlarıyla yani TL'nin değer kaybıyla ucuz iş gücü bakımından ve bu tedarik zincirini Çin'in yerini doldurması açısından önemli bir konuma geldi. Yani bu önümüzdeki dönemde de farklı markaların, farklı ülkelerin Türkiye'den tedarik miktarını arttırıp bu ihracatın artmasına katkı sağlayabilecek bir duruma sebebiyet verdi. Diğer taraftan şöyle bir durum da var. Son yıllardaki sürece baktığımızda bu yıl evet makine teçhizat vesaire yatırım tarafında iyiyiz ama önceki yıllara baktığımızda yatırımlar kalemi çok ciddi fire vermişti. Yani Türkiye tarafı bu sürece de belki çok hazırlıklı girmedi. Bunun neticesinde talep çoğaldığında bazı ürünlere işte ihracat yasakları vesaire geliyor. Geçtiğimiz dönemde örneğin çimentocular bunu yaşadı ya da bazı gıda kalemlerinde bunları görmeye başladık vesaire. Böyle de bir sorunla karşılaşmamız söz konusu olabilir. Yani bir taraftan ihracatın artması, üreticinin iç pazardan elini ayağını çekerek tamamen dış pazara yönelmesine sebebiyet verebilir. Böyle bir durumda içeride ürün arzını, iç pazardaki ürün arzını kısıtlayarak enflasyonu sürece daha da fazla katkı verebilir. Yani bu riski de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Türkiye'nin de ihracat kapasitesinin artabileceği belli seviyeler var. Yani bir anda böyle 200'den 300'e çıkalım, 300'den 400'e çıkalım gibi bir hedefle de ortaya çıkmak çok mümkün değil. Onu da kabul etmek gerekiyor. Yani o doğal sınırlara bence son dönemdeki ihracat artışlarıyla yaklaşılmaya başlanmış da olabilir. Yani bunu elbette ekonomi yönetimi dahi takip ediyordur, biliyordur ama buna da dikkat etmek gerekiyor bence. İç pazarı da dışlamamak gerekiyor. Sadece ihracata yönelerek iç pazarın dışlanması, içeride ürün azlığı, arz azlığı ve bunun enflasyonist etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet. Şimdi biraz petrol konuşacağız. Petrolde 86 doların üzerini gördü Brent. Şu anda 84 dolar civarında zannediyorum. Arkadaşlarımız verince göreceğiz hep birlikte. NYMEX petrolde de keza aynı şekilde fiyatlanma söz konusu. Orada da 82 doların üzerini gördük, 83'ü gördük. Putin'in dile getirdiği bir yaklaşım var. 100 dolarlık petrole hazır olun diyor. Ayrıca Putin Batı'ya karşı hem doğal gaz kartını da oynuyor aynı zamanda. Yani büyük bir satranç oyuncusu şu anda. Batı'ya Kuzey Akım 2 projesine onay vermezseniz gaz tedariğini sıkıntılı hale getirebilirim mesajı verdi. Tehdit aslında yani açıkça tehditte bulunuyor. Bu da hem doğalgaz piyasasında da
bir hareketlilik yaratacak. Yani doğalgaz fiyatlarının da daha yukarı doğru gitmesine yol açacak. Çünkü hemen bugünden yarına çözülebilecek bir mesele değil bu. Yani Batı'nın da buna karşı bir koz sürmesi lazım masaya. Bakalım, o onların kendi aralarındaki problem. Biz çünkü uzun vadeli kontratlarla şu anda dünyada en ucuz doğalgazı kullanan ülkelerden bir tanesiyiz. O bakımdan rahatız. Ama petrolde durumumuz öyle değil. Petrolde eşit olarak herkesle birlikte aynı arenadayız ve o yüksek petrol fiyatları dolayısıyla biz de sıkıntı çekiyoruz. Nasıl etkiler? Petrolde işte 100 dolar ne zaman görülür bilemiyoruz ama 90 dolarların görünmesi çok uzun bir zaman içinde olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, yani baktığımızda aslında 82 dolar civarındayız ki 85 doları da üzerinde geçtiğimiz hafta görmüştük Brent petrol tarafında. Hatta sizle konuşurken bile yükseliş yarı. Şu an evet. Yayın başlangıcında 82 dolardı. Şu an 84 doların üstünde, ben de rakamları görünce şaşırdım. Yani uzak senaryolar değil bunlar. Özellikle kış ayları, mevsimin kuzey biraz daha sertleştiği dönemde hem doğal gaz cephesinde hem petrol cephesinde hem kömür cephesinde fiyatların daha da artacağı beklentisi zaten mevcut. Yani bu paralelde 90-100 dolar civarları da çok sürpriz olmayacak gibi gözüküyor. Aslında sadece başlı başına petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış bile bizim enflasyon tahminlerimizde kullandığımız parametrelerin hepsinin dışında. Yani bu rakamlar sene başında düşünülmüyordu. Hatta sene ortasında da bu rakamlara gelince yönde beklentiler yoktu. Burası sürpriz oldu. Burası bir enflasyonist süreci de kış aylarında getiriyor olacak. Hatta geçtiğimiz ay hatırlayacak olursanız Çin'de Şangay başta olmak üzere bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanmıştı. Yani evet. Bu ciddi manada sıkıntı olmuştu. Tedarik zincirlerinde de aksamayı getiren önemli haberlerden bir tanesiydi. Bu kış sanki bunlarla daha fazla uğraşacak gibiyiz. Yani hem enerji krizleri, buna bağlı enerji kesintileri, buna bağlı olarak da tedarik zincirlerinde aksamalar sanki bu kışın ana senaryosu olacakmış gibi gözüküyor. İnşallah mevsim koşulları biraz hafif geçer. Pandemi koşulları hafifler, insanlar sosyal hayatlarına devam etme imkanı bulabilirler ve bu biraz azaltabilir. Aksi durumda tekrar evlere kapanma, tekrar kış aylarında enerji tüketiminin artması ve ciddi bir enerji darboğazını görme durumunda kalabiliriz. Dediğim gibi bizde de net enerji ithalatçısı olduğumuz göz önünde bulundurulacak olursa, özellikle artık benzin fiyatlarında da bu Eşol Mobil sisteminin desteği ortadan kalktığı için artık her artışı, hem petrol tarafındaki yükselişleri hem kur tarafındaki yükselişleri buraya yansıtmak durumunda kalacağız. Bu da bizim açımızdan enflasyonist süreç açısından ciddi bir negatiflik oluşturuyor olacak. Peki. Kalan zamanı 3 dakika var. Onu da kura ayıralım. Şimdi kur piyasalarımız kapalı olduğu saatlerde bile artıyor. 9.37'leri gördük mesela dün akşam. Dolayısıyla neden kapalı olduğumuz saatlerde kurda bu büyük hareketlilik yaşanıyor? Yani Uzak Doğu piyasaları açıkken, Hindistan piyasaları açıkken, hatta bizim işte doğumuzdaki Dubai piyasaları açılırken, açılmak üzereyken bizimle beraber o saatlerde bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Yani Türk lirası sat ve ne al diyorlar ki bu kadar büyük bir değer kaybı ortaya çıkıyor. Yani maalesef Ali Bey şöyle söyleyeyim, yani mevcut konjonktürde Türk lirası sat, ne alırsan al para kazandırdı ve bunu gördükleri için de her fırsatta TL'yi satıyorlar. Yani evet. Sene başından itibaren baktığımızda hani tamam, gelişmekte olan ülkelerin tamamında kur hareketleri vesaire var diyoruz ama bizde örneğin dolar karşısındaki değer kaybı %25'e ulaşmış durumda. Ama diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine baktığınızda hani bize en yakın bir Arjantin var ki kıyaslanmak istemediğimiz ülkelerden bir tanesi. %18 değer kaybı var. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde kiminde %2-3, kiminde %6, %7-8. Yani biz bariz bir şekilde burada maalesef değer kaybında açık ara öndeyiz. Yani bu nedenle dolar TL'deki işte yükseliş ya da TL'nin değer kaybını işte küresel gelişmelere bağlamak maalesef çok mümkün değil. Yani etkisi var mı? Evet var. Bunun işte belki 6 puanı, 7 puanı, 8 puanı, hadi diyelim 10 puanı kırılganlığımız nedeniyle bu yurt dışı gelişmelerden olsun. Ama neticede sene başına göre dolar TL kurundaki yükseliş %25. Yani dolar TL karşısında %25 değer kazanmış sene başından bugüne. Yani bu çok yurt dışı konjonktürle vesaire açıklanabilecek, izah edilebilecek bir rakam değil.
Akşam saatlerinde hareketin sertleşmesindeki sebeplerinden bir tanesi de şu. Akşam saatlerinde piyasada likidite azalıyor. Yani yurt içi piyasalar, bankalar arası piyasa kapandıktan sonra yurt dışı piyasada likidite azalıyor ve az olan likidite ortamında çok az pozisyon değişimleriyle kurun yukarı ya da aşağı hareketinin sertleşmesine sebebiyet verebiliyor. O nedenle gece görülen hareketler ileride mutlaka tekrar test edilecek fiyatları oluşturur ama kısa vade için çok kalıcı olmayabilir. Yani o açıdan biraz daha hani onları kısa vade için geçici olarak görmek lazım. Ama dediğim gibi teknik analizde bunlar grafiklere yansıyor ve teknik analizin öyle kötü bir huyu var. Anlık herhangi bir bahaneyle sebeple bir kez bile görseniz o fiyatları tabii. Daha sonra orası hafızalara kazınıp tekrar daha sağlıklı fiyat hareketleriyle ilerleyen dönemde görülebiliyor. Bu açıdan da risk oluşturuyor. Evet, peki Üzeyir çok teşekkürler. Şimdi bir reklama gideceğiz. Reklamın ardından ayakkabı sektörünü konuşacağız. 29 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında yapılan iMod Ayakkabı Moda Fuarını konuşacağız. Bu konuşmayı da Berke İşten'le yapacağız. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı. Ayakkabı sektörünü konuşacağız. Ayakkabı sektörü pandemiden önce büyük bir badire atlattı ve pandemiyle birlikte bu badire katlanarak sürdü. Ayakkabı sektörü pandemiden önce büyük bir konkordato sorunuyla yüz yüze kaldı. Konkordatoyu tam atlatmak isterken bu defa pandemi geldi. Pandemide de kimse ayakkabı giymediği için, dışarıda dolaşmadığı için dolayısıyla sektör çok ciddi bir yalpalama geçirdi. Ama bu yıl sanırız işler biraz yoluna girdi çünkü 29 Eylül 2 Ekim tarihlerinde Ayakkabı Moda Fuarı düzenlendi. Bu fuarın iyi geçtiğini tahmin ediyoruz. Şimdi soracağız bakalım fuar ne durumda diye soracağız. Sonra da ihracatta, bütün sektörlerde ihracatta büyük bir gelişme var. Acaba ayakkabı sektöründe de aynı tablo söz konusu mu diye soracağız. Türkiye Ayakkabı Sanayiciler Derneği Başkanı Berke İçten şu anda Skype hattımızda. Berke Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Vallahi ben her şeyi anlattım sektörünüzle ilgili. Dolayısıyla 15 dakika vakit var. Mümkün olduğu kadar araya girmeden sizi dinlemeye çalışacağım. Belki hani sormam gereken bir iki şey olursa soracağım. Önce Konkordato, sonra pandemi döneminde nasıl geçirdiniz? Bu yılki fuarda neler yaptınız? Fuardan neler bekliyorsunuz? İhracat nasıl gidiyor? 4 tane ana başlığımız var. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sektörümüze ve derneğimize ekranlarınıza yer verdiğiniz için. Ayakkabı sektörümüzün yakın geçmişini güzel bir şekilde özetlediniz aslında. Filmi birazcık daha ben geriye sararak anlatmak istiyorum. Ayakkabı sektörü 2000 biliyorsunuz 14 yılından öncesinde ağır bir ithalat baskısı altındaydı. Uzak Doğu menşeli özellikle Çin, Vietnam, Endonezya gibi ülkelerden gelen nispeten daha ekonomik ürünler karşısında rekabet etmekte zorlanan fabrikaların zorlandığı, çalışanlarımızın sektörden çıktığı bir süreç yaşıyordu. O dönem derneğimizde ben de ikinci başkan olarak görev yapıyordum ve bir projeksiyon yaptık. Kısa, orta ve uzun vadeli bir takım hedefler koyarak devletimizi de bu konuda ikna etmeyi başararak o zamanki adıyla Ekonomi Bakanlığı, şimdiki adıyla Ticaret Bakanlığımızın da inanılmaz destekleriyle reel sektör ve devlet işbirliğinin belki de son zamanlardaki en güzel örneklerinden birisine işaret ettiğimiz bu çalışmamızla birlikte ithal ayakkabıya 2014 yılında bir ek vergi uygulaması getirilerek ayakkabı sektörü bir koruma şemsiyesi altına adeta alındı. Evet. Bu tarihten sonra ayakkabı sektöründe ölçek ekonomisi dediğimiz bir olgu yakalanmış oldu. İthal gelen ürünler yerine yerliler üretilmeye başladı. Yerli yatırımlar artmaya başladı. Dolayısıyla sektörümüzdeki kapasite kullanım oranlarında yükselmeler, verimlilikte artış, istihdamda artışlar yaşadık. 2014 sonrasındaki sürece şöyle bir yakından tekrar bakacak olursak, bu dönemde de en çok mal satmış olduğumuz birinci sırada gelen Rusya ile biliyorsunuz bir uçak krizi yaşadık. Burada ciddi anlamda ayakkabı sektörü satış kaybı yaşadı. İkinci en önemli pazarımız olan Ukrayna, Rusya-Ukrayna gerginliği dolayısıyla yine aynı şekilde bu pazarımıza bir düşüş yaşadık.
Ve üçüncü en çok mal sattığımız Irak pazarında da son 6-7 senede neredeyse olmayan olmadı diyebiliriz. Dolayısıyla da bu ilk 3 pazarınızda ağır darbe yemiş olmanıza rağmen ayakkabı sektörü adeta karış karış dünyayı gezerek yakalamış olduğu bu ölçek ekonomisiyle, fiyat avantajıyla, özellikle ana pazarlara yakın oluşu, coğrafi konumunu da çok güzel kullanarak, değerlendirerek eksi $500 milyon seviyesinde bir dış ticaret açığı, cari açık verirken bunu tam tersine çevirmeyi başarmış ve artı $500 milyon bir dış ticaret fazlası veren sektör haline de gelmiştir. Bu süreç içerisinde demin de bahsettiğiniz gibi ayakkabı sektörü iç pazarda da önemli bir sıkıntıyla, konkordatalarla karşılaştı. Bazı zincirlerin özellikle kontrolsüz büyüyen, her AVM'de mağaza açarak kontrol edilemeyen bir büyüme süreci içerisine girmesiyle birlikte iç piyasada da ciddi anlamda bir konkordato darbesi yedi ayakkabı sektörü. Fakat sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi dış pazara açılarak özellikle ihracatta ciddi anlamda çalışmalar yaparak bu sürecin içerisine ayakkabı sektörü çıktı. Pandemi öncesi 2019 yılında $990 milyon bir ihracat gerçekleştirerek o zamanki şartlar içerisinde bir ihracat rekoruydu. Fakat bugün geldiğimiz rakamlar itibariyle 2021 yılında Ocak-Ağustos döneminde 2019'u da geride bıraktık. Ve $1 milyar üzerine çıkacak bir ihracat hedefiyle şu anda bu yılı kapatmayı planlıyoruz. Bahsetmiş olduğunuz gibi iMod fuarımız Eylül ayının içerisinde gerçekleştirdik. 65.sini bu yıl gerçekleştirdik. Senede iki defa yapıyoruz fuarımızı. Bu fuarımızda özellikle yakın coğrafyadan Avrupa ve Batı Avrupa ülkelerinden son derece ciddi bir taleple karşılaştı ayakkabı sektörü. Uzak Doğu'dan hem konteyner fiyatlarının yükselmesi, hem pandemi şartları içerisinde 4-5 ay öncesinden sipariş vererek ürün tedarik etme alışkanlığının da artık burada biz kırıldığını görüyoruz. Yani uzak mesafelerden tedarik etme zincirinin şu anda kırıldığını, yakın coğrafyadan, yakın ülkelerden tedarik etme sürecinin son derece hızlı bir şekilde realiteye döndüğünü görüyoruz. Bu zaten bizim beklediğimiz ve ayakkabı sektörü olarak hazırlık yaptığımız bir süreçti. Bu noktada şu anda tabiri caizse fabrikalarımız iş yetiştiremiyor. Ciddi anlamda da bir çalışan ihtiyacımız var. 320 bin civarında çalışanı olan ayakkabı sektörü şu anda en azından bir 100-150 bin kişilik ek istihdama ihtiyaç duyar hale geldi. Önümüzdeki 3-4 yıl boyunca da ayakkabı sektörünün bu ihracat artışını devam ettireceğini öngörüyoruz. Yaklaşık son 5 yıl içerisinde her sene %15 ile %20 arasında ihracatını arttırarak bu noktaya gelen ayakkabı sektörünün önümüzdeki 3-4 yıllık süre içerisinde bu ihracat rakamını 2,5-3 milyar dolarlara çıkartacağını umut ediyoruz. Evet. Şimdi bu yıl içinde hangi pazarlarda daha çok etkin oldunuz? Hangi pazarları daha iyi görüyorsunuz? Hangi pazarlarda zayıf kaldığınızı düşünüyorsunuz? Yani yılın başından bu yana söylerseniz. Geleneksel olarak ayakkabı sektörü Rusya, Ukrayna, Orta Asya ve Orta Doğu coğrafyasında gelişmiş bir sektördü. Fakat son 2-3 yıl içerisinde demin söylemiş olduğumuz sebepleri de, pandemi şartlarını da göz önüne aldığımızda özellikle Avrupa ve Batı Avrupa pazarlarından ciddi anlamda bir talep artışı var. Yani İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya noktasında bir şu anda sektörümüze talep var. Evet. Burada tabii şunu da göz önüne almak lazım. Ayakkabı sektörümüzün, ülkemizin daha doğrusu bulunduğu coğrafya içerisinde son 2-3 yıl içerisinde değerlendirecek olursak 65 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Sadece İngiltere, Almanya ve Fransa üçgenini düşünecek olursak 25 milyar dolarlık bir ayakkabı ithalatı sadece bu üç ülkede şu anda yapılmakta. Ayakkabı sektörünün ihracat rakamının 1-1,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek bu noktalarda bizim daha kat etmemiz gereken çok yol olduğunu düşünüyoruz. Batı Avrupa özelliğinde çalışmalarımızı fuarımıza gerek alım heyeti anlamında, gerek müşteri anlamında, gerek katılımcı anlamında da bu ülkelerden daha fazla firmayı dahil etmeyi, bu pazarlardan daha fazla pay almayı şu anda bekliyoruz. Evet. Şöyle bir şey soracağım. Şimdi geçtiğimiz yıllarda Türk ayakkabı sektörü dünyadan satın almalar yaptı. İşte mesela Slazenger,
Kinetix gibi bazı markalarda yani hisse ortaklığı ya da devirler oldu, marka devirleri oldu. Ve o pazarlarda yerimizi almaya başladık. Elbette yani Nike gibi, Adidas gibi markaları gidip alalım demiyorum, o çok büyük iş. Ama yine de Türk ayakkabı sektörü böyle küçük alımlarla da olsa yani bazı lokal pazarlarda çok etkin olan markaları satın alarak dünyada varlığını gösterebiliyor. Örneğin İtalyan pazarına böyle girdik. Keza Hollanda pazarına böyle girmeye çalıştık bir dönem. Balkan pazarına böyle girmeye çalıştık. Oralarda marka yok ama bizim ürünlerimiz orada çok satmaya başladı. Böyle yeni dönemde satın alma, hisse devri ya da marka satın alma gibi şeyler olacak mı? Bilginiz varsa marka adı vererek de paylaşabilirsiniz. Marka satın alma konusunda biliyorsunuz Lumberjack markasını önemli bir üretim grubumuz geçtiğimiz yıllarda bünyemize katmıştı. Lisans anlaşmaları çeşitli şekillerde devam ediyor. Bu son yıllarda özellikle bizi sevindiren bir gelişme, uluslararası markaların Türkiye'de üretim yaptırmaya başlamış olmaları. Evet. Marka adı vermemize mahsur olmadığını söylediğiniz için söylüyorum. Söyleyin, New Balance, Puma ve Skechers markaları ve Lacoste aynı şekilde Türkiye'de deneme üretimleriyle başlayarak üretimlerini de şu anda arttırmaya başladılar. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz büyük markaları da Nike ve Adidas'ı da bu noktada Türkiye'de üretim yapmaya biz Ayakkabı Sanayicileri Derneği olarak davet ediyoruz. Çeşitli şekillerde kendileriyle de temas ediyoruz. Burada her türlü yerli üretim anlamında da destek olacağımızına zaten sözlerini vermiştik. Bu noktada da onları da yakın zaman içerisinde bekliyoruz. Güzel. Peki Puma'yı yakalamışız o zaman. Adidas ve Nike ve diğer markalar için de muhtemelen öylesi gelişmeler olacak diye düşünüyorsunuz. Acaba bu markalara yaptığımız üretimde Çin'e, Vietnam'a, Pakistan'a, Bangladeş'e göre ne kadar ucuzuz ya da ne kadar pahalıyız? Bir karşılaştırma yaparak 2-3 dakika kadar vaktimiz var. Buyurun. Yani şu anda Türk ayakkabı sektörü konuşmamızın başında da bahsettiğimiz gibi ölçek ekonomisini ciddi anlamda yakalamış durumda ve fiyat avantajı konusunda son derece avantajlı hale gelmiştir. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada tedarik anlamında uzak doğudan gelen konteyner fiyatları, maliyetlerin yükselmesi, ürünün zamanında gelememesi gibi riskleri de göz önüne bulundurduğumuzda Türkiye'den tedarik etme hem fiyat anlamında daha uygun hale gelmiştir, hem risk anlamında daha az risk taşır hale gelmiştir, hem de sürdürülebilirlik, çevre faktörleri gibi konularda da daha elverişli hale gelmiştir diyebilirim. Yani biz şu anda uzak doğuya göre fiyat anlamında da, teslimat süreleri anlamında da ve diğer koşullar anlamında da rekabetçi bir pozisyona geçmiş durumdayız. Peki, çok teşekkürler Berke Bey. Türkiye Ayakkabı Sanayiciler Derneği Başkanı Berke İşten'le konuştuk. Hem Aymod'u, ayakkabı moda fuarını konuştuk. Hem de bu dönemde, yeni dönemde Türk ayakkabı sanayinin yurt dışında gerçekleştireceği marka alımları ve markalara yönelik fason üretimleri konuştuk. Böylece ana haberin sonuna geldik.